millet, ben Begüm, Çüş Begüm, Oha Begüm konseptli bir videoyla daha karşınızdayım. Tahmini Temmuz Ağustos aylarından beri aldıklarımın hepsini biriktirdim ki yıl sonuna tek bir video yapayım diye. Bayağı çılgın video olacak. Bayağı. Çok fazla şey var. Geek Gear kutusu var, Wizarding World kutusu geldi, arkadaşlardan hediyeler, asalar var. İngiltere'den bir tane arkadaşımın Şubat ayından beri beklettiği bir ürün geldi. Amerika'dan Universal Stüdyolarından çok beklediğim kocaman çok güzel bir ürün geldi. Dolu. Her yer dolu. Çılgın şey var. Haha. Şimdi ilk olarak gözüme şurada Geek Gear kutusu takıldı. Geek Gear'ın indiriminden ben birkaç tane şey aldım. Kutuyu düzenli olarak almıyorum. Ama indirimde birkaç istediğim parçayı alabilmek beni çok mutlu etti. Hemen şöyle Geek Gear Wizard'ın kutusunu sizinle birlikte açalım. 4-5 tane ürün var içerisinde. Sırayla gidiyoruz. Her şey yığın yığın üst üste iğrençler yani. Aylardır bu masa bu şekilde yığın benim video çekmemi bekliyor ama yeterli motivasyonu bulamamıştım. Artık yılbaşı motivasyonuyla bu videoyu yapmalıyım diye düşündüm. Evet. İlk olarak şöyle bir açıyoruz. Şimdi bu arkadaş Hogwarts'ta büyük salonda herkesin bu su içtiği falan kupalardan biri. Bunu alma nedenim birazdan göstereceğim bir ürüne inanılmaz uyum sağlaması. Ama ben bunun bir noktada orijinalini de bulup alacağımı düşünüyorum. Birkaç arkadaş da var gördüm. Almam lazım. Yani bulmam lazım. O zamana kadar 5 dolara bu arkadaş 10 numara 5 yıldız işini görür diye düşünüyorum. Şimdi ben ürünleri açtıkça sizlere fiyatlarını söyleyeceğim. Ben kendim toplama yapmadım. Yani siz bu videonun kapağında yazan rakamı şu an biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Toplayıp toplayıp gideceğim. Korkunç şeylerle karşılaşabiliriz ama 6-7 aylık aldığım şeyler bu. Hatta bir tanesini Şubat'ta almıştı bana Aybike. Anca getirebildi Covid yüzünden. Böyle oraya bir şeyler girdi. İngiltere'den döndü dönemedi bir şeyler falan. O yüzden yani böyle bir şey ortaya çıktı. Bir de pin işine bulaşınca of. Devam ediyorum. İkinci ürünüm. Aa, bu da çok tatlı, çok güzel bir ürün. Bakın bu kutu bana Ağustos'ta falan geldi. Açmadım sizin için. Burada bekletiyorum. Koymadım yani koleksiyona. Şu uçan anahtar konsepti gerçekten benim çok sevdiğim bir konsept. O yüzden buldukça almaya çalışıyorum. Bu spesifik anahtar bence fiyatına göre birazcık kötü geldi. Herhangi bir anahtara sanki iki tane asetat kağıdı kanat takıp yapılabilirmiş gibi geldi. Cherry Wise kutusundan çıkan daha güzeldi açıkçası. Ama bu da güzel. Bu da 7. Bu arada Geek Gear İngiltere şeyi. O yüzden dolar değil pound. Bu da 7 pound'du. Genelde figürlerin ya da Noble Collection ürünlerin hepsinin kutusunu saklıyorum. Ama bu tür ıvır zıvır ürünlerin kutularını saklamıyorum. Her şeyin kutusunu saklama nedenim birazcık hem bir noktada satar mıyım acaba diye düşünmek. İkinci en önemli nokta da bol bol taşınan bu zorunlu hizmetler, işte atanmalar falan çok problematik oluyor. Şimdi bu ürün çok güzel. Çok güzel bir ürün. Bunun orijinalini birkaç arkadaşımda gördüm. Canlı olarak da Cansu'da gördüm. Hermione'nin kullandığı sırlar odasındaki aynayı biliyorsunuz. Köşeleri kontrol ediyordu. İşte o bu. Biraz daha minyatür versiyonu. Çünkü filmdekiyle birebir bir replika üretemiyor kimse. Noble Collection zaten ürettiği için. Ama bu bile beni yeterince tatmin etti. Ufak da olsa Hermione board'uma koyabileceğim, ufak Hermione rafına koyabileceğim bir şey ortaya çıktı. Hermione'nin aynası çok uzun süredir eBay'de görülmeyen bir ürün. Herhalde dünyada 300-500 tane ne olduğunu bilerek saklayan insan kalmıştır kaldıysa. Onlar da bir noktada artık çok pahalı fiyatlara satacaktır. Ben yaklaşık 6-7 ay önce el işlemesi gümüş ayna yapan birine bunu yaptırmaya çalıştım. Biraz birkaç deneme yaptım ama maalesef özellikle yan desenlerinin başarılı olarak çıkmayacağını, o yüzden de hani fiyat performans olarak çok da iyi bir sonuç çıkmayacağına karar verdik ve üretmedi onu. Hani kişiye özel üretecekti. Ondan sonra da bununla karşılaştım.
Şöyle aynanın şeyini çıkartmıyorum, koruyucusunu çıkartmıyorum. Birazdan çıkartacağım. Önü, arkası, tüm desenleri çok güzel. Bunu ben Magic Collector sayfasını, ayrıntılarını mutlaka Harmony sayfası olarak paylaşacağım. Magic Collector'ın metinlerini hazırlamak bir tık daha uzun sürdüğü bir araştırma gerektiği için Instagram'da o sayfayı çok güncelleyemiyorum. Ama güncellediğimde inanın bana neyi nereden alabileceğiniz, nereden alamayacağınız, nasıl edinebileceğiniz, hani yeni üretim mi, eski üretim mi, bütün bilgileri veriyorum Harry Potter ürünleri hakkında. O yüzden Magic Collector hesabını takip ederseniz, Harry Potter koleksiyoneriyseniz inanılmaz bilgiler bulabilirsiniz. Bu da 7 pound'tu. Buradaki dördüncü ürün benim hiç beğenmediğim bir ürün. Şeytan Camı diye bir ürün vardı. Foglass diye bir şey vardı hatırlıyorsanız. Moody'nin odasında mı, Lupin'in odasında mı ne vardı? Böyle ufak minyatür bir versiyonunu yapmışlar. Hiç beğenmedim. Net çok kötü yani bence. Dandik plastik bir ürün. Buna 5 pound verdiğim için bayağı üzgünüm. Yani onun yerine bir tane daha aynı alsaydım. Daha önce Loot Crate'den benzerleri çıkmıştı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Ama Umbridge'in duvarındaki tabaklardan bir tane de Geek Gear üretmiş. Daha önce Loot Crate'ten 4 tane böyle tabağım vardı. Onların yanına da bir kardeş geldi. Bunun da 6 pound olması lazım. Hak ediyor fiyatını. Çünkü gerçekten Umbridge rafında inanılmaz duruyor. Benim zaten vintage ürünlerden oluşmuş tatlış bir Umbridge rafım var biliyorsunuz. Onların yanına çok iyi gidecek. Son olarak hemen paketimden çıkartıyorum. Şöyle küçük bir tote bag aldım. Aslında bu kadar küçük olduğunu tahmin etmiyordum ama zaten paket yapmış bir shipping ödeyecekken, yani bir kargo parası ödeyecekken 1 pound olduğu için bu arkadaşı sepete eklemiştim. 2 tane almıştım ben. Bir tanesini hediye ettim. Bir tanesi de duruyor. Geek Gear kutusuna hoşça kal dediğimize göre artık Universal Orlando'ya geçiyordum. Universal Orlando'dan 3 tane ürün aldım. Ufaklardan başlayayım. Bir tane kocaman ürünüm var. Onu zaten nasıl bu masaya çıkartacağım, nasıl size göstereceğim asla bilmiyorum. İlki Shrunken Head. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun Nightbus'ta böyle hey Ernie dikkat et sağ dön 100 metre ileride Muggle var dur dur falan diye bağıran bir tip vardı ya. Şöyle lastiğini çıkartalım saçlarını serbestleştirip. Bunu aldığım anda arkadaşlarım arabaya asacaksın değil mi falan dediler ama hayır asmayacağım arkadaşlar. Çünkü Amerika'da olmadığımız için 50 tane alma şansımız yok. Çok tatlı bir ürün, çok güzel bir ürün. Bunun daha gerçekçi versiyonlarını yapanlar gördüm. Ama bu benim için gayet yeterli, güzel bir seviyede şu anda. Belki ilerleyen dönemlerde onları alabilirim. Bunun da fiyatı 19 dolardı. İkinci ürünüm Weasley ürünlerinden. Kendim Orlando'ya gittiğimde niye almadım diye çılgınca kafayı yediğim bir ürün. Screaming Yo-Yo. Maalesef bunun pili yok. Normalde böyle atıyorsunuz. Ben bunu 30 kere falan denedim. Yiğitan pilini mi değiştirdi acaba? 30 kere falan denedim. Asla bağırmadı. Ve şimdi bağırdı. Yo-yo oynamayı bilmiyorum. Hele otururken ve önümde masa varken nasıl yo-yo oynanacağını kesinlikle bilmiyorum. Size yakından göstereyim. Bu şekilde iki tarafı da aynı lentiküler bir desen mevcut. Ağzı bağırır şekilde açılıyor ve bir hoparlörü var. Oynadığınızda bağırıyor ve bağıran yo-yo şeklinde çok da tatlı bir kutusu var. Benim Weasley rafımda yerini görüyorum şu anda. Tam görüyorum yerini mükemmel. Üçüncü ve büyük ürün. Zaten 3 ürün almıştım. Almıştım derken bu arada Yiğitan'a doğum günü hediyem olarak aldırtmıştım. Üçüncüyü şimdi size nasıl göstereceğim? Ay. Şimdi şöyle kocaman bir kutu bu. Şöyle bu beyaz bir kutuda geliyor. Kendi kutusunda geliyor. Daha sonra içinden böyle bir kutu çıkıyor. Ben bunu bayağıdır almak istiyordum. Universal Orlando'dan alacağınız ürünleri kendi kargosuyla almanızı tavsiye ediyorum o yüzden. Çünkü garip garip kocaman paketlemeler yapıyorlar. Hani zor durumda kalmayın. Şimdi paketi açıyorum. Çıkartıp size göstereceğim. Sonra tekrar paketleyeceğim.
Çünkü en son deprem falan olduktan sonra İzmir'de ben biraz korkmaya başladım. Bazı objelerin rafta durmasıyla ilgili. Büyük salondaki Hogshead Picture. Bunun alt tarafı full bu şekilde cam. Oldukça kalın bir cam. Kolay kolay kırılmaz ama yere düşerse de kırılır. Hani ufak çarpmalarla çok bir şey olacak bir ürün değil. Şimdi şunu tutmaya korkuyorum. Şunu biraz yakından eğer netlerse size göstermek istiyorum. Bu metal bir ürün. Oldukça ağır. Çok güzel bir kapağı var. Bunu kullanabiliyor musunuz bilmiyorum. Evet kullanabiliyor musunuz? Çünkü altına işte mikrodalga falan, mikrodalga koymayın falan yazmışlar. Demek ki kullanmak için uygun. Şimdi size paketin içini göstereyim. Bir şunu sabitleyeyim. Kaldırınca düşmesin. Evet. Şu şekilde bir paketlemeyle geliyor. İnanılmaz sağlam. Gerçekten. Universal'ın kendi yaptığı dış paketlemeyle de birlikte özellikle bir kargocu çıkıp paketi açıp kırmazsa kırılması imkansız bir ürün. O yüzden bence gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu üründe şöyle bir dedikodu var. Bu ürün 2015 ya da 2016 yılında üretilmiş, piyasaya verilmiş bir bölümü Universal Orlando'ya, bir bölümü de Londra'daki Studio Tour'a. Ve o zamandan beri tekrar üretilmemiş ve tekrar üretilmeyecekmiş gibi bir dedikodu var. Bu dedikodu kimin çıkardığı belli değil ama bu ürünün stokları bittikten sonra tekrar satışta olmayacak diyebiliyoruz bir yıldır. O yüzden ben de acele ediyordum almak için. Eğer sizin de aklınızda varsa Universal Orlando hele böyle kargo yapar haldeyken siz de alın. Bunun da fiyatı 90 veya 99 dolardı. Hepsi birlikte kargosuyla böyle 160 dolar gibi bir şey oldu Universal'dan aldığım ürünler. Şimdi Universal Orlando demişken oradan bir ürün daha göstermek istiyorum. Bunu ben kendim satın almadım. Şöyle bir şey oldu. Benim Luna ürünleri yaptığımı biliyorsunuz takılarını. Florida'da oturan bir arkadaş onları çok beğendi ve onlardan istedi. Ben de o arada tam Orlando'da sadece stüdyoda satılan bir şey istiyordum. Dedim ki ben sana takıları yaparım ama bana bunu alabilir misin gibi bir takas yapmış olduk. Normalde her yıl Universal stüdyolarında bir Harry Potter kutlaması, celebration'ı oluyor. Ve ona özel her yıl bir asa çıkıyor. Ben ilk kez bu yıl alabildim Neri sayesinde. Teşekkür ederim tekrar Neri. Çok güzel bir asa. Yani tam bir Lucius Malfoy asası ya da şey de olabilir. Böyle Twilight'taki Carlyle falan da böyle bir asa. Yani ne alaka gerçekten bilmiyorum. Bu örneği niye verdim ama böyle. Bunun da böyle 60 dolar gibi bir fiyatı vardı. 60 ya da 70 dolar olsa gerek. Arkasında yazıyor mu? Yazmıyor. Şu şekilde mükemmel bir, aşırı güzel bir kutusu var. Çok güzel. İlk celebration asam olarak kendisini çok seviyorum. Önceki yıllarınkini de belki alabilirim, yerden bulabilirim ama temel hedefim her sene bir sonrakini almaya çalışmak. Geriye dönük ürün almak çok masraflı olmaya başladı çünkü artık. Bunları takas yaptığımızda Neri bana çok tatlı böyle bordo bir tüy kalem yollamış yanında hediye olarak. Ayrıca bir de bir Japon Harry asası yollamış. Bu benim ilk Japon asa ürünüm. Yani çok şaşırdım bunu görünce, bana böyle bir şey yolladığını görünce. Bu da oldukça nadir bir ürün. Yapısı Nodo Collection'ınkilerin yapısından bayağı farklı. Üstü böyle yumuşak gibi. Birebir bir Harry asası. Ben bunun yapısını daha ağaçsı buldum. O yüzden Noble Collection'dan daha çok hoşuma gitti. Ucunda ufak bir eskime var ama tabii bu asa çok daha eski olduğu için yani oldukça nadir bir ürünüm olmuş oldu diye düşünüyorum. Çok mutlu oldum. Yani çok güzel. Teşekkür ederim Neri. Asa dedik, hemen başka asaya geçiyoruz. Bu asayı da ben Shop4TR'den aldım. Artık zaten bence ismim
Shopportere ile özdeşleşmek üzere. Herkese ben tanıttım bu siteyi artık diye tahmin ediyorum. Hepiniz birer tane asa aldınız oradan. Bir ara böyle 120 liraya falan asalar vardı orada, mükemmel. Bu da fantastik canavarlardan Dumbledore'un Mürver Asa'ya geçmeden önceki asası. Ben bu modeli inanılmaz beğenmiştim. Az önceki Celebration asası gibi bu da siyah bir asa. Gerçekten inanılmaz, böyle buram buram kalite akıyor her yerinden. Ağaç asalardan çok bu siyah renk görünen böyle metalli falan asalar çok hoşuma gitmeye başladı. Narcissian'ınki mesela bu böyle... Lucius'unki yavaş yavaş böyle karanlık tarafa doğru gidiyorum sanırım. Bir Dark Arts falan ilgimi çekmeye başladı yani. Şimdi asa çizgisinden devam edersek, bu bir asa değil, bir asa kutusu. Fantastik Canavarlar filminin setinde çalışanlara özel 100 tane özel bir asa yapıldı. Cosme Acajor diye bir seri yapıldı. Mutlaka şeklini görmüşsünüzdür Cansu'nun paylaştıklarından, başka koleksiyonerlerin paylaştıklarından. Dünyada 100 tane var sadece. Bu maalesef onlardan biri değil. Öyle bir ekonomim yok çünkü bütün alışverişin toplam fiyatına falan değer çünkü o. Ama Diagon Yolu, Instagram ismi Diagon Yolu olan bir koleksiyoner böyle bir ürün üretmeye başladı. Bu asaların kutusunu birebir yaptı. Bu üçgen kutular inanılmaz şık. Tam olarak rafta, Fantastik Canavarlar rafında mükemmel görünecek. Çok güzel bir seri. Rafında, asa rafında gerçekten çok önemli yeri olan asalar olmuş oldu. Bu son alışveriş gerçekten çok zengin bir alışveriş, çok zevkli bir alışveriş oldu, çok güzel. Şöyle bir Ron Dumbledore ortak ürünüm var. Yine Noble Collection, bu da istediğim bir üründü. Bir Deluminator, bunun pil yok, içine hala pil takma şansım olmadı. Şöyle yakından da görelim. Bunun da Noble Collection'da böyle 45 dolar gibi bir fiyatının olması lazım diye hatırlıyorum. Ve Umbridge. Aslında bu ürünü ben Magic Collector'da çoktan paylaştım ama burada da mutlaka göstermem gerekti. Yine İtalyan bir koleksiyoner arkadaşımız bu ürünü üretti kendi orijinalinden. Umbridge'in masasındaki mektup açacağım. Benim Umbridge için dizdiğim Antika seriyi biliyorsunuz, onların yanına mükemmel gidecek bir ürün. Bunun fiyatı maalesef ki 70 dolardı. Haklı olarak çok güzel bir ürün çünkü. Ve tekrardan bronz olarak buna kalıp çıkartmak ve gerçek metalden, pirinçten dökmek hem masraflı hem de zor bir iş. Bunun Magic Collector'dan bütün ayrıntılarını okuyabilirsiniz. Şimdi çok güzel ufak bir ürünüm var. Çok seviyorum kendisini. Hangi siteden aldığımı unuttum ama Amerika Postam aracılığıyla geldi. Bakın. Potter Stings Sport Cedric Diggory yazan bir Landcare rozet. Çok güzel, çok güzel. Değişmesi çok güzel. Yani günlük olarak montuma falan takıp bunu günlük olarak kullanmak istiyorum. Çok güzel. Bütün Ateş Kadehi ürünlerine bayılıyorum. Arturo'nun benim için bulduğu ürünlerden bir tanesi daha, ortak salondan gidiyoruz. Artık yani Begüm ne alacağını şaşırdım. Haklısınız. Şaşırdım. Doğru. Ama bunlar ortak salondaki çatal bıçaklar. Hem de gerçek üreticisinden. Ama çok güzel değil mi? Yani bu sürahinin ve bardağın falan yanında çok iyi durmayacaklar mı? Bence siz olsanız siz de alırdınız. Bunları sanırım 20-25 dolar bandında bulmak mümkün. Artık yani eski ürünlerden, ıvır zıvırdan gına geldi demeyin. Bu Fantastik Canavarlardan bir şişe. Bakın şimdi koyacağım buraya. Giggle Water şişesi. Çok güzel. Bunun etiketini de en kısa zamanda Cansu'dan çoraklayıp üstüne yapıştıracağım. Ve Fantastik Canavarlar köşesine... Muhteşem bir eklenti olacak. Bunun için de Arturo'ya teşekkür ederim. Gerçekten fiyatı hakkında hiçbir fikrim yok ama oldukça nadir bir
antika ürün kendisi. Çok da kolay değil anladığım kadarıyla bulmak. Ben kendim bulmadım. O yüzden bu konuda yorum yapamayacağım. Ama benim takas yaptığım ürün onunla böyle 40 dolar falan bandındaydı. O yüzden de öyle tahmin ediyorum. Universal Orlando'dan iki küçük ürünüm var. Bir tanesi şu. Wheezy's Wizard Wheezy's'den Love Potion. Bunun etiketini hemen sizin için çıkartıyorum. Normalde kendisi Universal Store'da 10 dolar veya 11 dolar olması lazım. Fakat likit bir tatlı olduğu için içinde bayağı şerbet gibi bir şey var. O yüzden sitenin kendisinde yok. Ben eBay'den aldım. eBay'de de en fazla 20 dolardı. Böyle 12-13 dolar falan bir şey olabilir. Bu filmle birebir bir ürün. Gidip de Noble Collection'ın Love Potion'ın 30-40 dolar hatta sanırım 50 dolar benim gibi salak gibi vereceğinize bunu alın. Alabiliyorsunuz tabii. Çünkü ben onu çok ucuza bulmuştum. Kendimi şey yapmıyorum. Ben onu 300 liraya falan bulmuştum. Hemen kendimi gömüp hemen toparladım sonra. Oluyor öyle. Bununla birlikte de insan gibi bir şey olduğunu sanıp şunu aldım. Şişesi. Aa, eşek kadar. Biraz büyük değil mi? Baksanız bu tıpası falan da büyük. İçindeki liketiyle birlikte oldukça güzel, düzgün ama yine de bence büyük bir ürün. İçinde de yine şerbet kıvamında bir şey var. İkisini bunların 35 dolara aldım sanki diye hatırlıyorum ama tabii ki bunlar eBay'den olduğu için Amerika Posta aracılığıyla geldi. Hani gümrük ve kargo işlemlerini oradan yaptım. Aa, bunun içinde bir şey daha vardı. Onu da çıkartayım. Şimdi bu arkadaş, bu arkadaşın farklı bir kutusu var aslında ama toz kalktı ya yerden. Çüş. Ne kadar uzun süredir burada beklediklerini ve benim evin bu odasına ne kadar az girdiğimi de anlamışsınızdır. Bu arkadaşı Aybike getirdi bana İngiltere'den. Gerçekten ne kadar teşekkür etsem az. Pandemi döneminde uçuşlar falan bu kadar problemliyken bunu orada bırakmayıp bana taşıdığın için çok teşekkür ederim Aybike. Çok güzel. Şimdi bu nedir bu arkadaş? Bu arkadaş bir uyku tulumu. Çıkartamadım. Ay, bunu çıkartmak, toplamak çok zor. Şöyle bir çantası var. Bir tarafında Harry Potter yazıyordu sanki. Yazmıyor muydu? Ha, posunda yazıyormuş. Şu şekilde böyle soluk, ay her tarafı yıktım. Soluk bir mor, içi bordo şekilli. Çok güzel bir polar yapım. Kocaman bir Hogwarts arması var. Şimdi bunun özelliği ne? Yani niye bunu gidip de İngiltere'den bunu getirtiyorsun, kıza elinde kilo haklarını kullandırıyorsun? Bu ürün yine aynı şekilde Azkaban Tutsağı filmindeki hangi firma ürettiyse bu snuggle setleri, bu uyku tulumlarını onlar ürettiler ve sadece Londra'daki Studio Tour'a özel bir şekilde piyasaya çıkardılar. 7500 tane yanılmıyorsam yapılmış orada satılmak üzere ve bir daha üretilmeyecek. Bütün şansımız bu kadar. O yüzden buna sahip olmak zorundaydım çünkü zaten böyle çok güzel bir ürün. Böyle fermuarı var yanında. Çok çok güzel. Çok güzel yani. Bakar mısın şu güzelliğine? Neyse. Aybike canımsın. Özetle. Bunun da fiyatının 60 pound olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Bence makul. Zaten ya kamp malzemeleri falan çok ucuz değil. Gerçi bu polar ama ya uygun ya. Saçma sapan şeyleri veriyoruz o kadar. Buna veririm. Çok şey göre bu da saçma sapan ama olsundu. Ben bir şekilde Amerika'dayken bunu görmedim yani, denk gelmedi. Maalesef ki gelirken benimkinin birkaç yeri kırılmış çünkü böyle şey döküm seramik derler, ne öyle bir ürün yani, böyle reçine değil, daha böyle farklı bir ürün. Kokmuyor. Saçma sapan şeylere bakıyorum. Neyse, şöyle gerçekten oldukça gerçekçi, güzel bir Gringotts külçe altını. Kırılması benim çok umurumda değil. Bunun da fiyatı 15 poundmuş. Bir köşesinin şeyi bende var, parçası. Onu takacağım. Diğer köşesini de ben bir şekilde tamir edebileceğimi düşünüyorum. Çok güzel. Evet, şimdi plaklarım var. Bir sürü plaklarım var. D&R'dan aldıklarıma, Türkiye'den aldıklarıma geçtik. Ben büyük bir plak koleksiyonum yok ama böyle bir 20-30 tane plağım var. Çok
tatlış sevdiğim özel şeylerin plaklarını ve kasetlerini almayı seviyorum. Bunları uzun süredir istiyordum ama maalesef ki 300 TL bandındalardı. Herhalde Ekim-Kasım ayı aralığında bir indirim oldu. Kasım ayından önceydi çünkü bir tanesini Gizem doğum günü hediyesi olarak aldı bana. Teşekkür ederim Gizem. %40 indirim yaptılar ve tanesi 160 liraya geldi. 5 filmim var zaten. Bende 4'ü var. Aslında tamamına sipariş vermiştim ama DNR bir tanesini yollamadı. Şöyle, hepsi yaklaşık 160 TL. Her birinin içerisinde 2 tane varmış. Ben bunları henüz açmadım. Yavaş yavaş açacağım, dinleyeceğim diye düşünüyorum. Şöyle. Son olarak da Azkaban tutsa bir tek bu açık. Canlarım benim. Ya bir de yanları da çok güzel görünüyor. Bakın. Görebiliyor musunuz? Bir tane 100 liraya dünyanın en saçma şeyini aldım Zebramo'dan. Harry Potter havlusu aldım şu desende. Bu taçın 2001 yılında Harry Potter ve Felsefe Taşı büyük ihtimalle vizyona çıkmadan tam önce ya da hiç de vizyona, Türkiye'de vizyona girmeden önce yaptığı bir havlu ve hiç paketinden çıkmamış. Ben de çıkarmayacağım. Bakalım bir havlu en fazla kaç yıl dayanır yapacağız. Bunu da 99-100 liraya falan aldım. Çok güzel. Tipe bak. Şurada benimkinde böyle arkada Hedwig görünüyor. Bakın. Şimdi yeni obsesyonum pinlerime geldik. Pinlere de bu aralar köpek gibi para harcadım maalesef. Daha gelecek pinim var. Onlar da Amerika Post'tan paketimde. Yavaş yavaş bekliyorum onlar da gelsin diye. Şöyle şuradakiler Laser Brain diye bir üreticinin 4 tane böyle teacup'ı. Bunların tanesi 20 dolar ve 22 dolar. Büyükler 22 dolar, küçükler 20 dolar ve böyle her karakter için özel falan tasarlıyor. O kadar güzel görünüyorlar ki. Şu Honey Dukes Ali Palmer Art diye bir Etsy satış sayfasından inanılmaz tatlı ve bu Luna versiyonu çok güzel. Yani çok güzel. Böyle arkasındaki yeri değiştirebiliyorsunuz ve böyle tekerleği falan dönüyor. Bir şeyin tekerleği dönüyor diye niye bu kadar mutlu oldum? Sorulur tabii. Şöyle bunun gibi böyle fasulye şeklindeki ufak ufak pinleri de yine Laser Brain üretiyor. Laser Brain bu pinleri böyle seri seri çılgınca üretiyor. Ben en fazla bu kadarını alabildim. Birkaç tane daha yolda geliyor. Ama böyle pin boardlara doldurmadı. İnanılmaz güzel, çok tatlı oluyorlar. Aradaki ufak tefek bazı ürünleri bazı satıcılardan aldım. Birkaç tanesini de AliExpress'ten aldım. AliExpress'ten pin almaya çok yönlendirmek istemiyorum sizi. Çünkü orijinal tasarlayanlara biraz haksızlık ediyoruz. Ama özel olarak çok istediğiniz pinler varsa ve bulamıyorsanız yine AliExpress'e yönlenilebilir. Henüz çok dolmamış bir Dark Arts board'um var. En ortadaki Laser Brain olanı inanılmaz seviyorum. Burada da birkaç tane rengine uygun pin var. Şu Resurrection Stone alttaki pinim gerçekten çok güzel. Kendisi AliExpress'ten. Bir tane de Loot Crate varmış. Onu açmayı unuttuk. Bu video 350 saat olacak. Evet. Bir tane de Loot Crate var. Üstünden toz çıktı. İlki Loot Crate'in içinden çıkanı. Havlu. Hangi havlu? Bu şöyle deniz kızını göstersem anlarsınız belki. Bunu ben paylaştım. Aylar önce paylaştım. Yazın geldi çünkü bu. O zamanlar beri göstermedim. Ay ay. Ateş Kadehi'nde sınıf başkanları banyosundaki ne derler? Cam boyama vitrayın şeyi. Basılmış hali işte havluya. Çok güzel. Güzel bayağı. İkinci olarak bu temanın üstünden bayağı gitmişler birkaç yer. Bunları çok beğendiğimi söyleyemem açıkçası. Elvan'ın yaptıkları daha güzel mesela. Yine Magic Collector'da onları paylaşmıştım. Ama tabii ki en güzeli şu lentikürer olan. Onu ben Magic Collector'da yine nereden aldığımı paylaşacağım. Şimdi unuttum, gerçekten unuttum. Bu yine Litjoy Crate falan olabilir. Bir şey crate'lerden biri. Bir basic bir Ravenclaw tişört çıktı. Meh, normal tişört işte. Çok üstlenmeye gerek yok. Bir tane... Aa, bu tatlıydı. Bunu hatırlıyorum. Bu tatlı çünkü şu şekilde altın yumurta şeklinde
böyle bir sırt çantası. Bence komik, güzel. İğrenç bir yapısı var ama belki su geçirmiyordur bu sayede. Ama konsept güzel, bir de yumurta şeklinde yapmışlar. Tatlış bence. Bunun içinden de üçüncü ve tahminen son olarak bir tane de pin çıkmış olabilir. Pini asmışımdır. Bir ateş kadehi konsepti olduğu için bir Bobaton, bir Hogwarts ve bir Durmstrang filaması çıktı. Bu filamalar da fotoğraf çekimlerinde çok işe yarayabilir aslında. Şu an jeton düştü. Çok iyi fotoğraf arka planı olur bunlar. Siz durun bakayım. Sizi kullanırım ben. Ya pin çıkmamış. Gayet de bu kadarmış içindeki ürünler. Wizarding World Crate ve Loot Crate beni çok hayal kırıklığına uğratan bir firma oldu. Bildiğiniz gibi ben 6 kutumdan bununla birlikte 3'ünü alabildim. Onlar battılar, çıktılar, bir şeyler oldu. O yüzden de böyle falan diye geçerek anlattım size. Çünkü ürün kalitesi çok düştü. Başta böyle Umbridge'in tabakları gibi şeyler gönderen yer, böyle gidip de çöp çöp şeyler yollamaya başladılar. O yüzden de bir daha üyeliğimi yenilemeyeceğim ben oradan. Düzenli olarak bu üyelikleri üye olmak, artık 40-50 dolarlar vermek bence mantıksızlaşmaya başladı. Eğer çok paranız varsa tabii ki de buyurun. Ama her ay bir Noble Collection ürünü alabilecekken her ay bir tane kutu almak mantıklı değil. Çünkü 2 ayda bir ürün falan güzel çıkmaya başladı bu kutularda. Onları da aynı şekilde sonradan alabiliyorsunuz. Bakın Harmony'nin aynasını sonradan satışa koydular. İşte şu Potter's Things yine bir kutudaydı. Bunu da sonradan satışa koydular. Alabiliyorsunuz yani. Çok yükselmeye gerek yok. Şimdi ben totali hala bilmiyorum. Birazdan hesaplayacağım. Çoğu videomu kapattığım gibi bunlar benim uzun sürede aldıklarım. Dediğim gibi ben bir tanesini Şubat'ta falan aldım, bu İngiltere'den gelenleri. Arkadaşım onun parasını o dönem yollamıştım. İşte bazısını Yiğitan'a zorla aldırdım doğum günü hediyesi diye. Bazılarını ben aldım falan. Bu aylara dağılmış bir alışveriş. Hani bir anda ben de böyle 5-6 bin liralık alışverişler yapmıyorum. En azından yapmamaya çalışıyorum kenarda param olduğunda dahi. Ve ben de öğrenciyken böyle şeyler alamıyordum. 2 tane kitabım, 3 tane pop figürüm vardı ve oturuyordum yani. Kendinizi çok zorlamayın. Hani bir noktada çalışırsanız, kendi paranızı kazanırsanız, kendi hobinizi ayırabileceğiniz belli bir miktar olacak. Ve o miktara göre siz de yıllar içerisinde koleksiyonunuzu geliştireceksiniz. 2 yılda olmaz da 5 yılda olur. 5 yılda olmaz da 7 yılda olur. Herkesin ivmesi birbirinden farklı olur. Herkesin yöneldiği ürünler de birbirinden farklı olabilir. O yüzden çok üzülmeyin. Yeni yıl hepinize çok güzel istediğiniz ürünler getirsin. Ama önce sağlık getirsin. Eğer katılmak isterseniz benim Instagram adresimde 1-2 tane çekiliş devam ediyor. Onlara da katılırsanız belki de sizin koleksiyonlarınıza birkaç ürün ben katmış olurum. Buraya kadar geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu yıllar.